Bugün sizlere videonun altında tarifini de vereceğim. Yılbaşı sabunu yapıyoruz. Bunun için ben zeytinyağında mesharet adaçayı artı adaçayı hidrosolü artı birkaç yağ kullanacağım. Bunları size söyleyeceğim. Şimdi yağları tanıtalım isterseniz. Sonra çalışmaya başlayalım. Keneviye yağı koyacağız. %5 yani 50 gram. Keten yağı koyacağız yine 50 gram. Buğday yağı koyacağız yine 50 gram. Ve en son pirinç kepeği yağı koyacağız yine 50 gram. Esansımız New Year's Eve isminde yine yılbaşına özel tasarlanmış bir esans. Renklerimiz gördüğünüz gibi yeşil ve kırmızı olacak. Aynı zamanda tamamen beyaz bir bazda çalışacağız. Yani sabunlaşmadan önce beyaz boyayı koyacağız. Yağların üzerine streç koymuştum. Bir süre bekletmem gerektiği için. Hemen yapamadığım için. Streçleri açalım. Şimdi yağdan bir tanesi özellikle kenevir yağı çok koyu olduğu için beyaz renk kullanacağız. Bol bol beyaz oksit kullanacağız. Şimdi önce yağları bir karıştıralım. Ben burada kendi yağ karışımımı yani yine formülasyonu size vereceğim yağ karışımını işte mesaret zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, Hint yağı ve palm yağından oluşan karışımı burada hazırladım önceden. Şimdi geriye kalan neyi eklemek? Gördüğünüz gibi kenevir yağı. Bunların içinde kalanları sıyırmamız gerekiyor. Şöyle mini bir spatulam var. %5 kostik indirimli bir formülasyon olacak bu. Bu arada formülasyonu size aşağıda vereceğim zaman şey olarak vermeyeceğim. Yani mesaret adaçayı ya da adaçayı hidrosolü olarak vermeyeceğim. Onları kullanmanıza gerek yok. Keten tohumu yağı. Normal su ve normal zeytinyağı ile de yapabilirsiniz. Ben onun üzerinden formülasyonu vereceğim. Bunun dışında tavsiyem yani sabunculara ya da evde hobi olarak sabun yapanlara çeşme suyu ya da içeriğini bilmediğiniz sular kullanmamanız. Çünkü bazen bilmem ne gölü suyu ya da işte bilmem ne kullanmak isteyebiliyoruz ya da termik sular falan kullanmak isteyebiliyoruz. Özellikle hani bu ölçülmüş kaliteli bilinen tesislerin ya da bilinen göllerin ya da hani bilinen suları kullanırsanız ya da aslında hiç içinde mineral içermeyen distilöz kullanırsanız daha iyi olacak. Çünkü içinde ne mineral içerdiğini bilmediğiniz sular birincisi hani sabunun reaksiyonunu çok farklı yönlerde etkileyebilir. İkincisi eğer gerçekten hani bilmediğiniz bir yerin suyu, bilmediğiniz bir gölün suyu ölçülmemiş, değerleri ölçülmemiş bir su kullanıyorsanız ağır metaller içerebilir. Bunun dışında yani çeşme suyu kullandığınız zaman kireç ve benzeri birçok malzeme içerebiliyor. Bunlar sabunun köpürmesine etki yapabiliyor ya da işte beklemediğiniz şekillerde reaksiyona girmesini sağlayabiliyor. Bu gördüğünüz yağ karışımımız. Rengin koyuluğu dediğim gibi kenevir yağından geliyor. Kenevir yağı kremlerde ve benzeri uygulamalarda çokça kullandığım bir yağ. Bu arada yağımızı biraz ısıtmamız gerekecek sanırım. Çünkü kenarlarda soğuduğundan dolayı donmuş. Bu yani bir süredir hazırda bekliyordu. Bir türlü yapmaya fırsatım olmamıştı. Bu arada şunu söyleyeyim. Zaman çok daraldığı için ben bu sabuna şey koyacağım. Laktat koyacağım kostiğin içerisine. Daha hızlı olgunlaşması için. Beyaz oksitimizi ekleyelim. Rengimize göre sabunlaşmadan sonra da ekleyebiliriz ama beyaz oksit için en ideal eklenme zamanı
blenderla çırpıldığı süreç. Sabunlaşmadan önce ya da sonra ama blenderla çırpıldığı süreç. Çok daha güzel dağılıyor. Çünkü yağlı çözünür bir malzeme değil. Kostiğimizi döküyoruz. Kostiğimiz hala da çay kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bunu gerçekten hiç beklemiyordum. Demek ki beyaz oksit koymasak çok daha koyu olacaktı. Bunu bu renkte tutsak ama beyazlatsak ona karar veremiyorum şu an. Yani yılbaşı sabunu normalde daha beyaz ve içinde kırmızı yeşil olan sabundur ama açıkçası bu renk de benim çok fazla hoşuma gitti. Yani bu sefer blenderın içindeki havayı çıkarmayı bir türlü başaramadım. Siz de görüyorsunuz. Sonra ayırabiliriz. Bayağı sıvı çünkü sıvı bir çalışma yapmak istiyorum. Ve biraz daha sıvı olabilirdi ama beklediğimden daha hızlı hızlandığı için bir miktar böyle kalacak. Şöyle yapacağız. Bunu 3'e böleceğiz. Bu renkte kalmasına karar verdim. Bu gittikçe koyulaşacak gibi görünüyor. Ben ne kadar beyaz koyarsam koyayım. Dolayısıyla çok fazla zorlamanın anlamı yok. Rengi böyle kalsın. Ben içerisinde yine yeşil ve kırmızı ekleyeyim. Daha kostiğe laktat ekleyeceğimizi söylemiştim ama onu unuttuk. Kostiğe laktat eklemek isteyen en büyük nedenlerinden bir tanesi yılbaşı için geç kalmış olmasıydı bu sabunun. Biraz daha hızlı olgunlaşsın diyordum ama şu an artık geç oldu yani. Şu noktadan sonra yapılacak çok fazla bir şey yok. Şimdi ne yapacağız? Esansımız Cold Process Essence. Umuyorum gerçekten cold process etkisi gösterecek ve sabunlaşmayı hızlandırmayacak. Esansımızı ilk anda içine koyabiliriz. Cold process esans olduğu için normal esansları sabunlaşmayı hızlandırdıkları için yani böldükten sonra hatta renklendirdikten sonra koymayı tercih ediyorum. Cold process esansın biraz daha hatta yani yavaşlatması hatta mümkün mertebe geciktirmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani bunun koyulduğu anın pek bir önemi yok. Şimdi böyle biliriz. Hatta ben renkleri çok az mı koymuşsam ya da yok. Planladım gibi yapayım. Şimdi renk değişince plan mı değiştirsem diye düşündüm. Ama değiştirmemeye karar verdim. Şimdi bu bizim normalde beyaz olacak olan miktarımızdı. Bu arada kalıbımız bu sefer farklı. Dikey bir kalıp kullanacağız. Dikey kalıbı ben de hiç kullanmadım. Dikey kalıp birkaç aydır sistemde satılıyor. Türkiye'de de gerçi daha yeni satılıyor. Ancak ben deneme fırsatı bulamamıştım. Daha doğrusu deneyecek bir artizan sabun yapmamıştım. Bu aralar bayağı geleneksel sabunlara yoğunlaştığım için. Çok güzel kokuyor esansımız. Nasıl kokuyor? Yani böyle karışık baharatlar, karanfil, tarçın. Aslında karanfil kokusu çok ağır değil. Özellikle tarçın kokusu çok
yoğun geliyor. Tarçın kokusu sever biriyseniz çok güzel kokuyor. Daha büyük bir spatula alsam daha iyi olacak sanki. Mini spatula kullanım şey geçti. Kulpu ve dökülmesi için az olmayan şeyleri sevmiyorum ama rengi görmek için cam kullanmaya karar vermiştim. Beyazlığını tam net görebilmek için. Ama beklediğim gibi beyaz da olmadı. Cam kullanmak mantıksızlaştı. Yani beyaz rengin miktarına karar verebilmek için cam kullanmaya karar vermiştim. Yapacak bir şey yok. Böyle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bu yeşil. Koyu ve yoğun bir yeşil olmasını istiyorum. Bu kırmızı yine koyu, hatta bordoya yakın bir kırmızı olmasını istiyorum. Yine bu renkler zaten koyu renkler olacağı için renk tonunun bir önemi yok açıkçası. Normalde beyaz olunca çok etkisi olacaktı. Ama zaten koyu renkler koyu boyanma getirdiği için çok da renk tonunun bir önemi yok şu anki durumda. Bu arada bunların içindekiler su değil, yağda açılmasını çözülmüyor ama yine de hani çamurlaşıyor diyelim. Onu sallıyorum. Daha rahat burada karıştı sabunla beraber diye. Şuradan iki karıştırma vardı. Esans çalışmaya başladı. Halbuki biraz daha uzun süre kalması gerekiyordu bu esansın çalışmadan. Yani cold process esansların normalde iddiası budur. Hani daha uzun süre sıvı kalmasını sağlamaktır. O yüzden isimleri cold process'e uyumludur. Bazen olmuyor. Bazen içeriğinizden etkileniyor. Bazen hani söyledikleri gibi bir esans olmuyor. Bu sefer içeriğimden etkilenmiş olabilir. Bu esansı daha önce denemediğim bir esans ama içeriğimden etkilenmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani benim de tahmin edemediğim bir renk değişimi oluştu. Bazı yağlar ya da işte bazı içerikler hızlı sabunlaşmayı getiriyor. Bu ondan da olmuş oluyor. Dolayısıyla esansı şu raddede suçlamak istemiyorum. Şimdi dikey kalıp kullanacağınız için aslında bunun şey olmaması, pardon, yoğunlaşmaması gerekiyordu. Şu an şu kaçış yanlışlık oldu. Baya bir sıvı olması gerekiyordu aslında. Ben hani damla damla aralarına renk karıştırma niyetindeydim. Ama şu an onu yapamayacağız. Şu an formülasyon, yani planladığımız görselin biraz dışına çıkacağız. Biraz hızlı yoğunlaştığı için. Ya istediğim gibi bir şey olmaz bak. Sanki kötü bir şey olmayacak. Ya bunun böyle olmaması gerekiyordu tabii ki ama şu an çubukla ya da bir şeyle karıştıracağız. Yapacak bir şey pek kalmadı. Niyetim bu değildi. Hiç hani niyet ettiğim gibi bir yılbaşı sabunuyla karşılaşmayacağız gibi görünüyor şu an. Bu arada az önceki katmanı tamamen kırmızı olarak yanlışlıkla koydum. Hiç işlemler cold process ayılma gitmiyor şu an. Ya bu kalıp dediğim gibi benim çok tercih edilen bir kalıp değil. Çünkü bir problem olduğunda anlaşmanın çok zor olduğu bir kalıp. Dikey çalışmak isteyenler, sevenler olabilir. Bir de sıvı çalışmak istediğinizde dikey gerçekten işe yarıyor olabilir. Ama sıvı çalışabileceğiniz durumlarda. Şu an biraz katılaştığı için zaten sıvı çalışmayı planlamıştım. Bu şeyden ötürü, yani planladığım görselden ötürü. Planladığım görsel bu değildi. Bir tarafı yeşil, bir tarafı sarı, bir tarafı kırmızı bir görsel değildi. Nasıl bir sabun çıkacak hiçbir fikrim yok. Ya normalde benim planladığım görsel damla damla yeşillerin, damla damla kırmızıların ve geri kalanının tamamının beyaz olduğu bir görselde. Çok farklı bir yere gidiyoruz ama bakalım nereye gidiyoruz. Kalıptan çıktıktan sonra
anlayacağız. Bu arada doğal sabun yapmanın en sevdiğim anlarından biri sabunlaşma anı dışında. Bu kalıptan çıkarma anı. Çünkü neyle karşılaşabileceğinizi o zamana kadar bilemiyorsunuz. Kalıptan çıkarma değil, kesme anı. İçi nasıl olduğu, görselliği nasıl, bunun hakkında bilgi sahibi olabilmek için sabunu kesmeniz gerekiyor. O sabunun renkli bir sabunsa. Dolayısıyla çok heyecan verici anlardan bir tanesi benim için. İnanıyorum hani birçok sabuncu için. Umuyorum böyle çok disaster yani felaket bir sabunla karşınızda olmayacağım. Şu an işler çok güzel görünmüyor olsa da ben hala umudumu koruyorum. Bu arada adlı çay sabununun gelenekselini yapmayacağım. Normalde biliyorsunuz sabunlarım bir artizan geleneksel şekilde çalışıyorum. Gerçi bazı sabunlarımın şeyi yok. Gelenekseli var, sadece artizanı yok. Ama genelde bir artizan bir geleneksel olarak çalışıyorum. Ama bunun geleneksel olmayacak. Kapanma şeysi de başlangıcı da bitici de sarı renkli olmuş oldu. Dolayısıyla muhtemelen en sonunu ve en başını ayıracağım kendime. Gerçi zaten bütün kalıpların başlangıcı ve sonucu bizde numuneye gidiyor. Her ne kadar görselliği çok güzel olsa da bir numune ayırmamız gerekiyor. Başını ve sonunu ayırıyoruz o yüzden. Burada üst kısım açık olduğu için pürüzsüz bir baş olmayacak. Yani pürüzsüz bir bitiş olmayacak muhtemelen. Bir de özellikle bu kadar koyulaştıktan sonra. Dolayısıyla zaten numune olacak olan bir kısım olacak. Düzgün olsa bile. Ya bir çubukla içinde oynamak istiyor muyum? Aslında istiyorum ama hani nasıl bir durumla karşılaşacağım bilemiyorum şu an. Çok fazla güvenemedim. Oynasak mı? Şu çubukların boyu yeter mi? Normalde cam çubuklarımın şu an iki tanesini kırdım. Yok, üç tanesini kırdım. Bir tanesi de kostikte. 5 tane birden sipariş verdim. Bakalım ne zaman gelecek. Çok hızlı cam çubuk tüketiyorum bu aralar. Neyse kurcalamayalım. Kalsın böyle. Çok planladığımız gibi bir sabun olmadı ama yine de formülasyonunu sizinle paylaşacağım sonunda. Videonun altında. Her zaman böyle mükemmel olan şeyleri paylaşmanın bir anlamı yok. Yani birçok seferinde de mükemmel olmayanlara da paylaşmak lazım. Etrafını size göstereyim. Bir kata yanlış katam anahtarımızı koymuştuk. O kat. Şimdi dediğim gibi formülasyonu tamamen altında vereceğim. Bu sabunu kesip videoyla paylaşacağım. Dolayısıyla birkaç günü bulacaktır. Eğer paylaşabilirsem, hala sırada bekleyen videolar var. Bunu öne almak istiyorum ama yine de. Kestikten sonra nasıl bir görselle karşılaştığımızı beraber göreceğiz. Yani umuyorum bir facia olmayacak. Bakalım hayırlısı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi bugün yılbaşı sabunumuzu kalıbından çıkarıp keseceğiz. Nasıl görünecek ya da yani nasıl bir şeyle karşılaşacağız kestiğimiz zaman bir fikrim yok. Hatırlarsanız, gerçi videoyu hemen onun sonuna eklemiş olacağım. Çok güzel çalışamamıştık. Esans, cold process esans denilmesine rağmen bir miktar katılaştırmıştı, hızlı sertleştirmişti sabunu. Dolayısıyla hayal ettiğim gibi çalışamamıştı. Şimdi bakalım nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız. İlk önce kalıptan çıkaralım. Ki
plastik alıp ilk defa kullandığımı söylemiştim. Biraz dolayısıyla acemiyim bu konuda. Işıkları çalıştırmamışım. Depo ışıkları bayağı bir gölge oluyor. Şimdi sanırım daha iyi. Şimdi sabunumuz bu halde. Bakalım bunu keseceğiz ve ne göreceğiz. Şöyle bir tur silelim. Akrilik kabı kullanış kolaylığı sebebiyle seviyorum ama işte sabun akrilik kapta kaldığı sürece isterse hani bir gün kalsın, iki gün kalsın yani bu süre uzamadığı sürece yumuşak kalmaya devam ediyor. Çünkü hava alacak hiç bir yeri olmuyor. Şimdi sabunumuzu keselim bakalım. Nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız. Çok merak ediyorum. Nasıl bir yılbaşı sabunu elde edeceğiz. İlk 20 günah olmaz. Zaten en üstte tamamen beyaz doldurmuştuk kırmızıdan kalmadığı için. En alt dilim de aynı şekilde olacak. Onu da çıkaralım. Tamamen beyaz olacak. Şimdi sırayla bakalım dilimlerimiz nasıl olmuş. Yani bu bence idare eder. Buna bakalım. Aa, bu güzel olmuş. Devam edelim. Bu da idare eder. Diğer tarafı güzel ama. Hala. Yani gittikçe birbirinden ayrılmaya başlıyor. Normalde karıştırmam gerekiyordu. Bunlarla hani çalışmam gerekiyordu ama çalışamadım. Çünkü esans çok hızlı katılaştı. Şöyle. Yine. Bence bu güzel olmuş. Tabii diğer tarafı normal bir yuvarlak. Bu tarafı güzel olmuş yine. Ya hayalimdeki yılbaşı sabunu olmadığı kesin. Ama yani o koşullar düşünüldüğü zaman bence çok güzel olmuşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.